Milliyetçi Hareket Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın mahalle buluşmalarına Bağlar Mahallesi'nde devam etti. Mahalle sakinleri Başkan Adayı Günaydın'a yoğun ilgi gösterdi. Bağlar Mahallesi'nin 5 yıl boyunca bakımsız bırakıldığını söyleyen Günaydın, mahalle sakinlerine seslendi. Göreve geldiğimizde burada yapılmayan ne varsa biz yapacağız dedi. Bu mahalleye 5 senedir. 5 senede çivi çakılmadı arkadaşlar. Bir yerde çivi gördünüz mü? Yok arkadaşlar, bir tane çivi çakılmadı. Bu mahalleye bu çivi çakılmadı, bakılmadı. İnşallah bu Bağlar Mahallesi ikinci bir unutulan mahalle durumunda gelince değerli Bağlar Mahallesi sakinlerimiz başta temizlik kırıl kırıl olacak. Yapılayanın ne varsa hepsi toparlanacak, yapılacak. Göreve gelmesi halinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5000 konut yapacaklarını söyleyen Başkan Adayı Günaydın, sosyal konut üzerinden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i hedef aldı. 2019 yerel seçimlerinde kendisi de 5000 konut sözü vermiş. Ancak görüyoruz ki bir çöp daha yapamadı. Yapamayacağınız sözleri artık vermeyin dedi. 19 bin küsur evsiz insanlarımız var Isparta'da. Hatta 20 bin küsur. Ama şimdi 5 bin konut evsiz insanlarımız için 5 bin konut yapacağım arkadaşlar. 5 bin konut yapacağım. Bir zamanlar Belmaş konutları yapmıştık. 99'da geliverdi, ihtiyacımızdı. Bir önceki belediye başkanlarımız başlatmış, 6 yılda bitirilememiş. Biz bunu hemen gelince %80'ini, 6 yılda %20'sini bitirmişler. Teşekkür ediyorum o belediye başkanlarımıza da. Ve sonra 99'da seçimi kazanmıştı. Ve 16 ayda %80'ini bitirip teslim etmiştik. İşte konutçuluk budur. Geçen devre seçimi kazansaydım ben ilk etapta 10 bin konut sözü vermiştim. Yeni imar alanlarını belirledik, tespit ettik ve kararlı bir şekilde o arada da Şükrü Başdeğirmen 5 bin konutta o söz vermişti. Şimdi ben 5 bin verdim ya, o zaman 5 bin konut vermişti. Fakat bir çöp yapamadı. Dün Karaş Mahallesi'nde ne diyor biliyor musunuz? Nasreddin Hoca'nın fıkrasını geçer arkadaş, fıkrasını. Ya diyor ben 5000 konutu diyor yapmak istedim ama diyor o arada diyor Rusya'da savaş oldu diyor. Filistin'de savaş oldu diyor. Azerbaycan'da savaş oldu. Ben bu konutları yapamadım diyor. Ya gülüş diyelim bak da sana ne diyorum? Ya böyle komedi olur mu ya? Sözünü verdiysen yapacaksın arkadaş. Öyle yağma yok bu işler. Antalya'da bilmem nerede Serik'te yangın olmuş da ondan sonra burada yapamamış. Mış da. Ya bu belediye başkanı, bir memleketin belediye başkanı böyle konuşur mu ya konut olarak? Adamsan erkeksen sözünü doğrusu söyle. Yapamadım arkadaş, ben beceremiyorum, bilmiyorum ya. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in TOKİ'nin yapmış olduğu 1002 konutu kendisi yapmış gibi lanse ettiğini söyleyen Günaydın, kendin yapamadığın konutun anahtarını verirken utanman lazım diye konuştu. Şimdi gelelim, TOKİ diye bir yer yapılıyor. Şu anda bu hafta açılacak. Cumhur İttifakı'ndayız biz şu anda. Devlet Bey'le Cumhurbaşkanımız bir Cumhur İttifakı içerisinde. 1000 tane konut yapıldı. Pencereler, doğramaları takılmadı. Bazı eksiklikleri var. Ama ayın 12'sinde, bu ayın 12'sinde TOKİ'yi açacaklar. Arkadaş, Cumhur İttifakı, TOKİ demek devlet. Ben de ittifakım. O TOKİ'yi belediye başkanı ben yaptım şeklinde. Ya o yapma, o yaptıysa Cumhur İttifakı bize devletin içerisinde bir insan durumuna geldi. Öyleyse ben de yaptım. O TOKİ'yi ben yaptım arkadaş. Dün konuşmasında diyor, evet diyor 1000 tane konut yaptım diyor. Ayın 12'sinde açılışını yapacağız ve tek tek anahtarlarını ben vereceğim diyor.
bir yiğit insan kendisi tek başına yaptıysa, teslim ettiyse, onun anahtarını şerefle, amiriyle, üstadıyla beraber, genel başkanıyla beraber verir. Devletin yaptığını, ben yaptım, bir anahtar yapacakmış. Ya sen 5000 konut verdin, konut sözü verdin. Demin ne dedin? Manavgat'ta yangın olmuş, yağmur yağmış, Azerbaycan'da savaş olmuş, Filistin'de savaş olmuş. Ben bunu yapamadım diyor. Allah'ım ya Rabbi, yapmadığın bir yerin anahtarını veriyorsun be adam. Bir anda utanman lazım. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in Isparta Belediyesi'ne batırdığını ve belediyenin 800 milyon lira borcu olduğunu söyleyen Günaydın, alacaklılar belediyenin kapısına dayandı. Belediyemizi Türkiye'nin en batak belediyesi haline getirdiler dedi. Ne hale getirdiniz Isparta'yı? Şimdi boyuna oralarda buralarda nutuk atıyor. Nutuklarının söylediklerinin %99,5'u yalan söylüyor arkadaşlar. Şu anda da yine Türkiye'nin en batak belediyesi, bak 5 yılda. Neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Isparta Belediyesi. Bakın en batak belediyesi diyor. Bugün belediyenin içinde hınca hınç insan doluyor. Seçim yaklaşıyor ya, paralarını da alamayacağız diyerekten. Zaten ödemeler yapılmıyor. Bütün alacaklılar belediye baskın yapmış, bizim paramız niye ödemiyorsun diye, esnafın parası ödeyemiyor. Baskın, batak belediye ne yapacak işte hali bu. Şu anda Isparta Belediyesi'nin borcu ne kadar arkadaşlar biliyor musunuz? 8 milyon lira. 800 milyon lira. Bir daha tekrar edelim. 800 milyon lira. Bakın bu belediyeyi kısmet olursa 31 Mart'ta teslim alacağız arkadaşlar. Nasıl teslim alacağız? Elbette sizlerin sayesinde teslim alacağız. Sizlerin sayesinde. 3 dönemlik görev sürecinde 20 bin vatandaşa konut yapmak için belediyeye birçok arsa kazandırdığını söyleyen Günaydın, bizden sonra göreve gelen Şükrü Başdeğirmen bu arsaların hepsini sattı. Bu sattığın arsaların parası kimin hesabında? Isparta'yı sen mahvettin diye konuştu. 3 devre belediye başkanı yapmıştık ya, arsalar biriktirmiştim ben. Ve geçen sefer belediyeyi kazanmış olsaydım geçen sefer, 20 bin tane hiç evi olmayan vatandaşlarımız var. Bu arsaları, biriktirdiğim arsaları ben satmayacaktım. Belmaş şirketim vasıtasıyla bunların hepsini imardan ne çıkıyorsa imarda onun inşaatlarını yapıp bitirip kaç daire ne sığıyor bütün komple birden gireceğiz. Nasıl o 1800 daireyi bitirdik de 16 ayda. O zaman biz bunu da duman attırız tabiri caizse. O 20 bin kişiye sürpriz yapacaktım. O kadar büyük bir hevesim, enerjim vardı ki üzerinde. O enerji bana o derhal yaptıracaktı o işi. Isparta Belediyesi en zengin olarak teslim ettim Şükrü'ye. Yüzlerce arsam sattı bugüne kadar. Ya sen bu parayı nereye koydun be arkadaş? Nereye koydun? Hangi hesaba yatırdın sen bu paraları? Nereye koydun arkadaş? Bu para iki tane zıplay yapmakla bu iş bitmez. Onun için Isparta'yı mahvettin kardeşim. Borç batağına soktun. 800 milyon borcun içine soktun. Utanmadan da sağa sola gidiyorsun. Hiç darılma, hiç kusura bakma. Sen böyle bu duruma düşürürsen Isparta'mızı, ben de bu lafı sana söylerim.